Bugün Tek Vadi Ankara platformunun aylık bülteni olan Kısaca Vadi'den bültenimizin röportajı için Baby'nin ve Mustafa'nın çok sıcak görüntülerini ileride de görebileceğiniz üzere çok keyifli bir ofisinde bizi ağırlayarak yapacağız. Öncelikle bizi davet ettiğin ve ağırladığın için çok teşekkür ederiz Mustafa. Biz teşekkür ederiz. Bugün aslında biz Başyavuş sokaktayız. Siz aslında Ankara Tek Vadi ekosisteminin diye tanımladığımız o coğrafi bölgenin içerisinde de yani Cyberpark'ta da bir şeyiniz var, iş yeriniz var ama COVID ve başka sebeplerden dolayı orada değil, burada da bir ofisiniz var. Ankara'da iki lokasyonunda varsınız. Çok keyifli içeriden görüntüleri yani biz geldiğimizde Baby'in bizi karşıladığında burada birçok yere takılı kaldık böyle. Hemen kiralar konuşuldu, boş yer var mı diye sohbetler yapıldı falan. Çok keyifli bir ofis. Ondan da birazdan bahsederiz. Ben röportaja direkt başlayalım istiyorum. Kısaca bize kendini tanıtır mısın? Peki, Mustafa Savaş ben. Kimola'nın kurucusuyum. Kimola resmi olarak 2014'te aslında kurulup faaliyetlerine başladı. Her ne kadar ben de her girişimci gibi daha öncesinden bu alanda çalışmaya başlamış olsam da biz resmi olarak faaliyete geçmemiz 2014 oldu. Kimola tüketici araştırmaları alanında bir veri analitiği şirketi. Dolayısıyla kendinizi tanımlarken bazen tüketici araştırmaları alanında koşan bir şirket olarak görüyoruz. Bazen veri analitiği alanında koşan bir şirket olarak görüyoruz. Çünkü yaptığımız şey ikisi birbirinden koparılamaz şekilde iç içe geçmiş durumda. Hem tüketici araştırmaları hem veri analitiği. Aslında bugün yaklaşık 8 kişilik bir ekiple hem Türkiye'den hem dünyanın farklı yerlerinden müşterileri olan bizim o SaaS dediğimiz dünyada yani bir yazılımın internet üzerinden kullanılması, aylık kullanım kotalarıyla kullanılması üzerine çalışan bir iş modelimiz var. Böyle hizmet veriyoruz. Peki ofislerimiz var dedin. Nerelerde ofisleriniz var? Ve Ankara'da iki tanesini şu anda şeyiz. Aşinayız. Cyberpark'ta yan yana olmamıza rağmen hiçbir araya gelemedik ama Başyavuş sokakta bir araya gelebildik. Başka nerede ofisiniz var? Evet. Cyberpark bizim doğduğumuz yer aslında. Biz bu 2014'teki resmi kurulma sürecinde biz Microsoft'un inovasyon merkezinde başladık aslında. Sonrasında sağ olsun Cyberpark yaptığımız işi bölgede bulunmak için uygun gördü ve biz B bloktaki kendi alanımıza geçtik. O yüzden orası bizim doğduğumuz ve büyüdüğümüz yer ve orayı gerçekten seviyoruz. Bu 2019 yılında biz Amerika'ya gittik, San Francisco'ya. Aslında Baby'inle beraber gittik. Ve oradaki resmi şirketin kuruluşunu tamamladık. Dolayısıyla orada her ne kadar şu an Ankara'da beraber olsak da orada bir ofis alanımız, orada faaliyetlerimiz var. Bir yandan da işte bu yıl artık yani 2021'deyim onu. 2021'de şu an bulunduğumuz ofisi tuttuk ve birazcık daha COVID'e karşı daha ferah bir alan olması itibariyle. Burada faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Evet, artık bir yandan da buradayız. Çok güzel. Ben COVID demişken COVID gündemimizden yavaş yavaş çıkıyor. Verilere baktığımız zaman bunu söyleyebilmek biraz daha kolay. Fakat yine de onunla ilgili bir soru olarak şunu size yönelteyim. Kimola'yı nasıl etkiledi COVID? Çalışma düzeninizi, çalışma pratiklerinizi nasıl etkiledi? Bu süreçte zorlanmış olduğunuzu tahmin ediyorum ama evden çalışabilmek daha nasıl bir süreçti sizin için? Bize hiç beklemediğimiz iki tane etkisi oldu. Bir tanesi aslında biz Kimola'da hep bizim gibi şirketler aslında sadece Kimola için belki burada konuşmayayım. Bizim gibi şirketler aslında henüz gerçekleşmemiş bir geleceğin hazırlığını yapar aslında bütün girişimler. Biz birazcık zamanın ilerisinde gitmemiz gerekiyor. Girişim ve girişimci olarak bir yandan da görevimiz bu. Biz Kimola'daki COVID süreci aslında hep o önden gittiğimiz geleceğin bir şekilde simülasyonu oldu. Çünkü biz hep şeyin savunucusuyduk. Yani tüketici araştırmaları 100 yıllık bir endüstri. 1920'lerde ilk böyle pratik çalışmaları yapılan bir şey. Dolayısıyla bu 100 yıllık endüstrideki bu kadar insan gücü bağımlılığı artık hani yerini analitik tool'larına bırakması gerektiğini savunurken birdenbire insanlar sokağa çıkamamaya başladı. Birdenbire sokağa çıkmadan insanlara soru sormanın bir yolu var mı acaba? Hatta insanlara soru sormasak da elimizdeki veriyi analiz etsek bunun bir yolu var mı acaba? Bizim yerimize sormaya başladılar. Yani biz hep bunun önemini ve gerekliliğini anlatmaya çalışırken bir yandan artık bizim yerimize bu yapılmaya başlandı. Çünkü kimse sahada olmak istemedi. Kimse bir odada 20 kişi bir ankete katılmak istemedi. Fokus grupların bir parçası olmak istemedi. Dolayısıyla biz hep o
peşinde koştuğumuz geleceğin bir çeşit simülasyonunu yaşadık. Dolayısıyla iş yapma biçimi açısından, işte iş hacmimiz açısından bizim lehimize bir dönem geçirdik biz. Öte yandan sadece bu aslında bizim ürünümüzü kullanacak insanlar için bizi etkilediği tarafıydı. Bizim iş yapma biçimimizde de bazen olur ya böyle işte bisikleti öğrenirken siz artık kim öğretiyorsa bunu bir yerden sonra hadi git der böyle bir itekler ya da yüzmeyi öğretirken bir yandan ellerini bırakır siz suda çırpınmaya başlarsınız. Bizim için yaptığımız iş sonucunda tüketici araştırmaları pazarlama dünyasının bir alt parçası. Yani bugün öyle ele alınıyor en azından. Dolayısıyla işte pazarlama, iletişim dünyası ve onun altında tüketici araştırmaları aslında Türkiye'de İstanbul'da konumlanmış. Dolayısıyla nitelikli insan gücü de aslında ilk gözünü açtığında oraya gitmenin bir yoluna bakıyor. Ya da deneyim kazanmış çalışanlar da İstanbul'da. Dolayısıyla biz tam o işte hani bisikletle bir şekilde gitmeye çalışırken birdenbire bisiklette bizi tutan el bıraktı artık. Hani artık ofisinizin nerede olduğunun bir önemi yok. Artık dışarıdan siz de işe alabilirsiniz dedi artık bir el bize. Ve dolayısıyla biz o günden sonra rakamlarla konuşmak gerekirse aslında 4 kişilik bir işe alımı şehir dışından yaptık. Hatta bir yerden sonra konu şuraya da geldi. Yani Ankara dışından yaptık ve bir yerden sonra da konu şuraya geldi. İzmir'de olup örneğin İstanbul'a gitmek istemeyen bir insan için de o insanın da gitmek zorunda olmadığı, bizim de onu işe almak için İstanbul'da ya da Ankara gelmesini beklemek zorunda olmadığımız. Dolayısıyla konu İstanbul bağımlılığından da çıktı. Hepimiz için evet bu yapılabilir bir şey. Nasıl yapılacağını, kim olay içinde nasıl yapacağımızın bunun bir yolunu bulalım ve hemen başlayalım demek zorunda kaldığımız ve geri dönüp baktığımızda da aslında başarılı olduğumuz bir şey çalışma biçimi oldu. Remote çalışıyorsunuz. Yani uzaktan çalışma şeklinde çalışabiliyorsunuz. Bazı çalışanlarınız şehir dışında da oluyor. Zaten San Francisco var bir taraftan. Bir büyük yani öteki bir başka bir kıtada yani o kadar uzak bir yerde. Benim ise aklıma yani takılmadı ama şu soru hep geliyor ki burayla da biraz ilişkilendirip sormaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bazı tür bilgiler yan yanayken yani etkileşimde, sosyal etkileşimde, fiziken etkileşimde paylaşılabilen bilgiler. Bunlara zımni ya da tasit bilgi denildiği de oluyor. Bu tarz bilgileri paylaşabilmek için de insanların sosyalleşme dediğimiz şeyin içerisine girmesi gerekiyor. Kesinlikle. Benim bu işte uzaktan çalışma hikayesinde hep kafama takılan ve işte şirketlerin acaba bunu nasıl açtı diyebileceğim ya da bunun üstesinden nasıl geliyorlar diye düşündüğüm bir alan burası. Kimola bunu yaparken ki buraya girdiğimizde ilk işte şömineyi gördük. Daha sonrasında yukarıda sizin burada üst katta misafirhane olarak konumlandırdığınız yerlerden bahsetti Beybin. Onunla da ilişkilendirerek ki doğrudan ilintisi olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Nasıl, siz nasıl açtınız bunu? Nasıl bu sosyalleşme problemi çözdünüz? Arada bir araya mı geliyorsunuz? Buraya gelince mi? Bence hiçbir şey yan yana oturup çalışmanın yerini tutmaz. Yani kim olduğu için konuşayım burada. Biz aslında şeyi kabul ettik. Yan yana oturup çalışmadığımız durumda bazı faydalardan vazgeçiyoruz. Bu faydanın yerine başka bir şey koymaya çalışmayacağız. Çünkü bu büyük bir fayda yan yana çalışmak. Ve biz bundan vazgeçtik. Bunun yerine aslında onun da kendi götürüleri vardı ya. Yani çok basit örnekler vermek gerekirse bizim burada yan yana beraber çalışmamız hemen burada oturan insanın çalışmasını etkileyecekti. Ya da işte biz kahvenin başında sohbet ederken aslında konu hepimizin birden dikkatini dağıtacak bir yere açılabilirdi ve dakikalarımıza mal olabilirdi. Dolayısıyla kendimizce şunu düşündük. Herhangi bir business yaklaşımında olduğu gibi bu işin de kendince bizim için iyi yanları var. Vazgeçtiğimiz iyi yanları var. Öte yandan bir yandan da getirileri var. Dolayısıyla biz aslında o hani özellikle böyle COVID'in başlangıç döneminde şey gördük ya eski hayatımızdaki şeylerin uzaktan nasıl yapılacağı hep yerine bir şey koymaya çalıştık. Biz koymadık. Yani çok baştan buna aslında ekip olarak birlikte çalıştığımızda çok keyfimiz yerindeydi. Çok neşeliydik, iyiydik. Ama bence o gerçekten birlikte çalıştığımız zamanı özgüydü. Ekip olarak birlikte çalıştığımızda bir yandan trafikte yıpranıyorduk, bir yandan dikkatimizi dağıtan bir sürü şey oluyordu. Onlardan kurtulmuş olduk ve yolumuza bu alışverişle devam ettik aslında.
Çünkü biz tabii ki gün içerisinde bütün o dijitalleşme tool'larından hali hazırda faydalanıyorduk. Yani hatta şirket içinde çok komik bir şey de yaşadık. Yani 2017'deki yaptığımız bir mail yazışmasında, yani Covid'in gelmesinden yaklaşık işte 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. İşte Zoom ve Slack'i zaten kullandığımızı biz gördük orada. Hani o yazışmalarda geçiyormuş. Birisi bize tarih sorsa hatırlamazdık ama hani orada biz zaten buluşuyormuşuz. İşte birimizden biri şehir dışında ve yurt dışındayken. Çünkü biz Baby'inle de 6 ay Amerika'da kaldık. Covid'den önceki zamandan bahsediyorum. Dolayısıyla hali hazırda kullandıklarımız, kullanmaya yeni başladıklarımız araçlar da olsa, hayatımızı kolaylaştırsa da o şeyin yerine bir şey koymadık. Ama ne yaptık? Özellikle hani bu ofisin bizim için anlamlarından bir tanesi de oydu. Biz yaklaşık 45 gün ya da 45 gün ile 60 gün arasında biz bu ofiste buluşacağız diye bir söz verdik. O dönem hayatında buna bir engeli olmayan bütün arkadaşlarla, şirket çalışanlarıyla biz burada bir araya geliyoruz. 3 ya da 4 gün burada çalışıyoruz. Yani aslında evlerimizde ne yapıyorsak burada yapıyoruz. Bir yandan da o arada birlikte geçirdiğimiz süreden de işte en iyi faydayı almaya çalışıyoruz. Yani dışarı çıkıp sosyalleşmek için de gene o dönemi kullanıyoruz. Ofiste iyi zaman geçirmek için de o dönemi kullanıyoruz. Bu gene eskisinin yerine geçen bir şey değil ama bizim yeni kazandığımız ve hoşumuza giden bir şey oldu. Çünkü her zaman şeyin planları yapılıyor. Hani bir sonraki buluşmada şunu yapalım, bir sonraki buluşmada bunu yapalım. Birazcık daha hepimizin iple çektiği, işte o döneme planlar yaptığı bir etkinliğe dönüştü. Ve bizim için tabii belki bütün bu hani iş dünyası, yaptığımız startup girişi falan, bunların hepsini bir kenara koyacak olursak, ben şahsen böyle şiddetli Ankara savunucularından ve Ankara'yı seven insanlardan bir tanesiyim. Yani buradaki sadece sokağa çıktığımızda gördüğümüz binalar, yollar, evler değil de burada bahsettiğimiz. Ya buranın bir ruhu var kendine özgü. Bu kelimelerle de anlatılamıyor. Keşke bunu anlatmanın bir yolu olsaydı. Çok zor bence. Bu kadar kısa anlatmanın bir yolu olsaydı. Ve bir yandan da hani biz başka şehirlerden arkadaşlar geldikçe de aslında o Ankara'da toplanmanın da bütün şeyini, avantajını kullanıyoruz. Yani buranın o kültür turlarını da yapıyoruz beraber. İşte Ankara'da beraber bu bölgede konaklama sağlayıp onların da iyi zaman geçirmesini sağlıyoruz. Bir yandan da işte o hani Ankara savunuculuğumuzun da şeyini, görevini yerine getiriyoruz. Ankara zaten Ankara'ya gelmeden Ankara hakkında çok şey söylenir belki ama Ankara çok başka bir şeydir. Yani denizi yoktur ama farklı tutkulara tetikleyebilecek bir sürü şey vardır. Bir ODTÜ kampüsünden, işte Bilkent'ten, Hacettepe'den, oralardan ayrılmak istemezsiniz. Yani en azından kendi adıma ben öyle ODTÜ'den çok zor ayrılmış bir insanım. Ben şimdi biraz daha şeyi merak ettiğim için oradan birkaç soru sormak istiyorum. Verilerle uğraşıyor kim olan? Niteliksel, niceliksel bütün verileri toplayıp bir analiz mi yapıyor? Ya da sadece odaklandığı veri grubu belirli bir pazardaki kişilerin ürettiği, yani bugün bizim işte şey alışveriş yapmakla, internette gezinmemizle ürettiğimiz verileri mi içeriyor? Bu veri grubu, veri seti, yani kim olanın uğraştığı veriler neler? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Metin verisi, tüketicilerin beyanları aslında. Burada hep biz tüketici diyoruz mesleki bir ağız alışkanlığı olarak ama sonucunda insan, her insan bir tüketici. Yani kimisi politik mesajları tüketir. Kimisi pazarlama mesajlarını tüketir. Herkesin kendi hayat amaçları vardır. Bunun üzerine tüketir ama sonucunda hepimiz tüketiciyiz. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş tüketici araştırmaları da olsa aslında insan davranışı ve insan psikolojisi araştırmaları bir yandan da. Herhangi bir hareketimizin, herhangi bir toplu ya da bireysel hareketimizin arkasında yatan sebepler, motivasyonlar, bunları anlamaya çalışıyoruz. Kim olanın benimsediği metodoloji de, öyle diyelim ona, metodoloji de insanların sözlü olarak ifade ettiği şeyleri işte dijital platformlarda da ifade ediyorlar. Hepimizin bildiği Türkiye'de çok sayıda niş web sitesi var. Yani bugün otomobil ilginiz varsa bulunacağınız ortamlar var. İşte bugün spor ilginiz varsa bulunacağınız, politika ilginiz ya da dümdüz alışveriş ilginiz varsa bulunacağınız platformlar var. Ve herkes her yerde bir görüş beyan ediyor. Çünkü insanın doğası bu. Mutlaka bir şey söylemek ve duyulmak ister. Aslında biz de bundan faydalanıp, biz bu insanlara soru sormasak dahi eğer doğru şekilde yaklaşırsak, bu metinleri doğru şekilde analiz edersek, kimseye soru sormadan kolektif bir şekilde insanların herhangi bir konuda ne düşündüğünü
nasıl hissettiğini ve bu insanları tanımlayan karakteristiğin ne olduğunu bulabiliriz. Aslında çıktığımız şey bu. İddia çıktığımız yolun amacı bu sonucunda. O yüzden de biz bugün bu hepimizin bildiği ana akım işte sosyal ağlardan başlayarak bütün bu niş platformlardaki içerikleri düzgün olarak sürekli olarak diyelim ona sürekli olarak tarayıp buradaki içerikleri her bir içeriğin aslında ne anlama geldiğini kendi metodolojimizle analiz edip bunları saklayıp sonucunda bir araştırmaya dönüştürüyoruz. Bunu yaparken de biz işte bu sorunun başında aslında söylediğim şeyler vardı. Hani sadece tüketici dediğimizde işte gidip e-ticaret yapan insanlardan bahsetmiyoruz. Bir mesajı tüketiyoruz aslında çoğu zaman. Dolayısıyla bugün kim olan müşteri portföyünde sadece tüketiciye hizmet veren şirketler değil, aynı zamanda kurumlara çalışanlar, aynı zamanda kar amacı gütmeyen kurumlar, organizasyonlar, çok farklı ölçekte şirketler var. Günün sonunda herkes işte biz kendi hedeflediğimiz kitleye ulaştık mı, ulaşabildiysek hangi mesajlar bu insanlara geçti, bu insanlar bu mesajlarla ilgili ne hissettiler ve bir sonraki aksiyonumuz ne olacak sorusunun peşinde. Biz onların bu süreçlerini işte sahaya çıkıp kimseye soru sormadan, internet tarayıcılarına işte bir takım işte uygulamalarla oradan zorla veri almaya çalışmadan tamamen kendi paylaştıkları ve paylaşırken de aslında birisi beni duysa da bu söylediklerim bir yerlere ulaşsa motivasyonunu taşıdıkları konularda aslında iki tarafı buluşturuyoruz. Bunlar insan gücüyle yapılmaya yetmeyecek verilerden bahsediyoruz. Yani aklınıza gelen bugün herhangi bir konuda 100 binin üzerinde farklı tüketici görüşü bulmak mümkün. Dolayısıyla bu 100 bin içeriğin tek tek insan gözüyle okunup bunların sınıflandırılıp gruplandırılıp bir sonuca varması mümkün olmayacağı için işte bizim takip ettiğimiz metodolojilerle bunlar otomatik yapılıyor. Şimdi benim buraya gelmeden önce zaten daha öncesinde Twitter'dan takipleşiyorduk beraber. Oradan da gördüğüm bir şey var. Belki bu videonun içerisinde de, bu röportajın içerisinde de ona değinmek iyi olabilir. Veri zekalılar diye bir şeyiniz var. O nedir? Bir açıklamak ister misin acaba? Ya veri zekalılar, benim mizah anlayışım kelime şakaları üzerine ve veri zekalılar benim yıllardır ofiste yaptığım bir şakaydı aslında. Biz ilk veri zekalılar adını hani kendi aramızda kalmasın bir yerde kullanalım dediğimizde Baby'nin seslendirdiği her hafta ekip içerisinde hazırlanan ve Baby'nin sunduğu bir podcast'la başladık aslında. Dedik ki günlük hayatında, iş hayatında veriden faydalanan her insana ulaşacak, ki biz onlara işte veri zekalı diyoruz. Veri zekalılara ulaşacak bir podcast yayınıyla başlayalım. Çünkü şey güzel yani, bu podcast'in özelliği yaklaşık 5 dakika süren kısa bölümlerden oluşuyordu. Ve dolayısıyla gerçekten hap bir şekilde o dönem veri zekalıları ilgilendirecek ne konu varsa onlara değindiğimiz podcast serisiydi. Sonrasında biz kampanya bu yılın, yani 2021 yılının kampanyasını yaparken reklam ajansımız şey dedi ya, bu veri zekalar harika bir isim ve bunu sadece podcast'te bırakmayalım. Sonra bunun üzerine bir reklam kampanyası yaptık. Orada da şeye seslendik, yani bugün kim olanın müşterisi olan, olmayan, bu alanda eğitim görmüş, bu alanda çalışan insanlara biz veriden heyecanlanan, veri analiziyle ulaşılabilecek noktayı kendi hayal edip işte bu tutkuyla çalışan insanları veri zekalıları adıyla seslenelim ve veri zekalıların mesleğinde daha iyi olabilmesi için gerçekten biz işte özgün içeriklerimizle, yani bayağı Kimola ekibi içerisinde yazdığımız makalelerle bir kütüphane hazırladık. Onlara bizim araçlarımızın ücretsiz kullanımı ile ilgili işte kanalları sağladık. Eğitim serileri yaptık. Bizim şirketimizin bizim advisory board dediğimiz, yani bu tavsiye kurulundaki akademisyen Gündür hocamız da, kendisi San Francisco State Üniversitesi'nde. Onunla beraber eğitimler düzenledik. Dolayısıyla aslında sizin nasıl ki tek vadede bir amacınız var. Evet. Biz de kendi dünyamızdaki o veri zekaları bir araya getirmek istiyoruz. Onun bir kampanyası. Oldu. Çok çok da güzel bulunmuş bir şey. Esprisi de çok güzel, çok iyi, çok yerinde. Şimdi ben şey sormak istiyorum aslında.
Ya da şöyle devam etmek istiyorum. Biz Tek Vade Ankara olarak, ki burada sana hediye de getirdik, bir rapor yayınladık ve bu raporu bir metodolojisi var. Bu metodoloji içinde biz bayağı işte oturduk, kafa yorduk. Hem içeriğinde olsun hem de içeriğin içerisinde kullanacak veri anlamındaki veriyi bulma konusunda olsun. O süreçlerde büyük veri analitiğinin önemini, ki yazanlardan birisi Yiğit Bey'in de içerisinde, Yiğit'in de içerisinde vurguladığı, yazıyla vurguladığı bir bölüm var ve biz bu raporu oluşturmadan önce bu bölgenin potansiyelini anlayabilmek için ve bu bölgede yükselen değerler, öne çıkan konular, bu konuların diğer ihtiyaçlarla buluşup buluşmadığına dair böyle bölgeye sorular sorduk ve buranın sosyal medya datasını bir şekilde elde edip yaklaşık 20 milyon satır datayı analiz edip burada bir modelde raporun içerisine koyduk. Orada bulduğumuz bulgular çok ilginçti bu arada. Zaten Beybin'le daha öncesinde rapora kendisi de katkı verdi. O katkının içerisinde de değindiği konular var. Yani ortak yaşam unsurlarını etkileyen, ortak yaşam sorunları diyebileceğimiz sorunlar var. Bu sorunların raporda veriyle ortaya koyduğumuz bölümleri highlight ettik, daha üstünü çizdik. Ötesinde bölgenin güçlü olduğu yanlar var. Bölgenin daha güçlü olabileceği, zayıf kalabildiği konular var. Bu konuları da yine veriyle ortaya koyabildik ki bir şeyi veriyle zaten ortaya koyabilme meselesi, ki hani bilimsel araştırmanın mantığında da var olan bir şey. Hakikat dediğim şey en yakın hal. Yani onu yanlışlayana kadar. Biz bu raporu çıkarttıktan sonra tabii böyle şeyler ortaya çıktı. Ama bölgeden insanlarla da sadece yani kantitatif dediğimiz veri türüne bağlı kalmayalım istedik ve bölgeden insanlara da sorular sorduk. Ki bu röportajın içerisinde ben de bu Tek Vade Ankara'ya da bu sorulardan bazılarını, böyle imza soru diyorlar artık, o podcastlerde imza soruları oluyor ya, herhalde bizimki de böyle bir şey oldu, sana da yöneltmek istiyorum. Cyberpark'ta iş yeri olan birisi olarak Tek Vade Ankara'yı kapsayan o 3 teknokent, 3 büyük üniversite, TTO'lar, bir sürü birey, bir sürü şirketin olduğu yerde sence güçlü olduğumuz yönler, yani bu ekosistemin güçlü olduğu taraflar neler? Anladım. Bence yani ben kendi deneyimlerimden aslında bölgede, biz de bölgede başladık dediğim gibi, biz orada doğduk. Bence yerine hiçbir şey koyamayacağımız en büyük önemi bölgede olmanın. Siz bu işe sıfırdan başladığınızda, yani biz bugün herhangi bir şirket işte 3-5 yılını devirdiyse endüstride, artık nitelikli iş gücüne erişmeyle ilgili ya da işte müşteriye erişmeyle ilgili belli aslında adımları atmış demektir. Yani belli bir yolu kat etmiş, hayatı belli bir miktar kolaylaşmış demek. Ama siz bu işe sıfırdan başladığınızda adınız, yaptığınız iş, işte hayalleriniz, vizyonunuz falan, bunların hiçbiri aslında sizde var tabii ki, bunlar hayalleriniz, vizyonunuz, ama karşı tarafa geçmediği zaman sıfırdan başladığınızda bölgede olmak aslında sizi bölge dışında bu işe başlamayla ve bölgede başlamak arasında çok büyük bir fark olmaya başlıyor. Çünkü bizim gibi şirketler aslında, hani bizim gibi derken bugünkü işte girişim şirketlerini kastediyoruz ya da popüler adıyla startupları kastediyoruz. Bu girişim şirketleri başladığında aslında insan gücüne ulaşmak için, nitelikli insan gücüne ulaşmak için ya da yaptığı ürünün iyiliğinden, kalitesinden bağımsız olarak işte ulusal perspektifte müşteriye ulaşmak için aslında çok avantajsız, yani bugün başlayan girişim şirketleri. Çünkü bizim geçmişten gelen aslında işletme, geçmişten gelen şirket anlayışımızda işte birazcık daha işte kârlı ferli duruşlu insanların işte iş hayatında artık kendi işinin başına geçmesi söz konusuyken, siz girişim olarak başladığınızda hiçbir şey yok ortada. Aslında tutunabileceğiniz ya da dışarıdan birinin evet ben bu insanlarla beraber ben de çalışabilirim kararını verebileceği bence en belirleyici unsur aslında o bölgede pek çok büyük şirketle beraber sizin de bulunuyor olmanız. Yani bence ilk faydası fiziksel olarak bir bölgede bir topluluğun parçası olarak bulunmak. Hem sizin bu işe tutunmanızla ilgili bir güven veriyor, psikolojik bir şey, hem de dışarıdan kabul edilmenizle ilgili sizi herhangi bir yerde bulunmaya göre bir sıfır öne geçiriyor. Bence bunun yerine hiçbir şey konulamaz. Bu çok kıymetli bir şey. Öte yandan hani
artık başlangıç bir şekilde başladı şirket, bir şekilde hayata atıldı. Ondan sonra da yine ben girişim şirketi perspektifinden bahsedeceğim. Girişim şirketi aslında pek çok işte acıyı, kederi bir içinde bulunduran bir süreç yani. Hani hiç sıfırdan bu işe girdiğinizde bir sürü zorlukla karşılaşacaksınız. Her işin kendine özgü zorluğu olacak. Yani biz bugün iki farklı alanda çalışan işte girişimci insanlar olalım. Tamamen aslında farklı yollardan gittiğimiz için farklı zorluklar yaşayacağız. Ama dolayısıyla her zaman kafamızda şeyin yalnızlığı var. Yani bu yaşadığım problemler benim talihsizliğimden ötürü benim başıma gelen, insanın doğası bunu düşünmeye sevk eder. Hani bu sıkıntıyı yaşayan tek insan olduğunu düşünmeye her zaman meyillidir. Ama bölgede siz farklı farklı girişimlerle, girişimcilerle bir arada bulunduğunuzda, işte aynı yeri geldiğinde, aynı kafeye oturduğunuzda, aynı yemekhaneye gittiğinizde, aynı koridordan geçtiğinizde, bir şekilde sohbet edip yola başladığınızda aslında o girişimcinin işte büyük depresyonuna sebep olan yalnızlık hissini alan bence çok, yine çok kıymetli, yerine bir şey konulmayacak bir konu. Dolayısıyla bir topluluğun parçası olmak çok değerli. Öte yandan bölgedeki şirketler, yani biz Cyberpark'ta bulunduğumuz için Cyberpark'ta bunun faydasını gördük. Ekosisteme sizin belli bir kredi skoruyla başlamanız için yardımcı oluyorlar. Yani biz kuruluşumuzun 4. yılında ilk yatırımımızı aramaya başladık ve ilk yatırımımızı 4. yılımızda aldık. Biz hep o 4 yılı kendi ticari gelirlerimizle geçirmişken, Cyberpark'ın o dönemde işte girişimcilerle yatırımcıları buluşturma çabasının bir sonucu olarak aslında biz de yatırım almıştık. Dolayısıyla bizim için de hayatımızda bir yatırımdan öncesi ve sonrası var. Çünkü bütün iş yapma biçimimiz, işte kimi planlarımız buna göre şekillendi. Ve buna, yani bizi o yola sevk eden de biz gene dediğim gibi bölge dışında bir yerde olsaydık bundan faydalanamazdık. O yüzden bölgede olmanın bizim için böyle bir avantajı oldu. Cevapların için çok teşekkürler Mustafa. Bir şeyi de sormak istiyorum. Bu bölgede neleri daha iyi yapabiliriz peki? Potansiyelini, yani deneyimlemiş biri olarak sana soruyorum. Neler daha iyi olabilir? Yani bence sizin edindiğiniz, aslında sizin üstlendiğiniz misyondan başlayarak bu insanların bir araya gelmesini sağlamaya dair bütün etkinlikler, bütün adımlar çok kıymetli. Buna fiziken bir araya gelmek de dahil. Buna bölgedeki hangi şirketin ne konuda ne yaptığını bilmemiz de dahil. Çünkü yine işte özellikle girişim şirketlerinde bugüne kadar benim bütün deneyimim şunun üzerineydi. Eğer ben bölgedeki herhangi bir şirketin bir konuda bana yardımcı olacağını, benim cevabını aradığım bir soruyu cevaplayabileceğinden eminsem, hiç çekinmeden kurucu ekibine telefonla, e-mail'e ulaştım ve cevap aldım. Benzer şekilde bana da her zaman ulaşıldı ve konuştuk. Dolayısıyla bölgede kimin ne yaptığını öğrenmeye dair bütün etkinlikler, bölgede insanların birbiriyle tanışmasına dair bütün etkinlikler çok kıymetli. Onun dışında ben sanıyorum hani bu dönem içerisinde en çok istediğim ama istediğim şekilde yapamadığım şeylerden bir tanesi de aslında üniversite işbirlikleriydi. Çünkü ben mühendis kökenli bir insanım. Bütün hayatım aslında alan bağımsız olarak o mühendislik disiplini, makine mühendisi eğitimi almış bir insanım ve yazılım alanında çalıştım. Dolayısıyla hani mühendislik yaklaşımının farklı farklı disiplinlerde böyle nasıl aynı konuların, aynı sıkıntıların nasıl ele alındığını, işte o verimlilik takıntısıyla bir konuya tekrar 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 sonuna kadar optimizasyonu için çalışmanın disiplini, aslında onunla yoğrulmuş bir insanım. Ama yapmak istediğim şey aslında her zaman akademik dünyanın çıktılarını, çünkü normalde sahada icra edenler, büyük bir genelleme yapmayalım ama en azından benim gördüğüm örneklerde akademik dünyanın çıktılarını biz sahada icra ediyoruz. Yani onları ürüne dönüştürüyoruz, onları insanın hayatının bir parçası haline getiriyoruz. Bizim yaptığımız şeyin gerçek olabilmesi için aslında akademik çalışmalar gerekiyor. Akademik çalışmaların çıktılarının da insanlara dokunabilmesi için o mühendislerin elinden geçip ürünleşmesi, servise dönüşmesi gerekiyor. Bu teorik hani funnel'da bunlar peş peşe işleyen süreçlermiş gibi gözükse de benim kendi, belki kendi endüstrimle de alakalı olabilecek şekilde en büyük kopukluğu hissettiğim alan bu oldu. Bizim
akademi işbirliklerini yapmakta zorluk yaşamamız üzerine oldu. Bunun tabii birden fazla sebebi var. Yani bugün hala biz üniversitelere girip çıkmak bizim için çok kolay değil. Hani üniversitedeki hocaların zaten kendi sorumlulukları yeterince onları meşgul ederken biz de herhangi bir konuda onlara ulaşmak istediğimizde yeteri kadar zaman ayıramamaları ihtimali var. Aynısı bizim için de söz konusu, çok normal. Bunların çözümlerini bilemesem de keşke hani bu alanda bizi birbirine bağlayacak daha yani o işte akademik dünyanın çıktılarını biz ürünleştirdiğimiz o süreci daha iyi yapmamızın bir yolu olsaydı. Ben Kimola'da ortaya koyduğumuz her işte bunun aslında eksikliğini hissettim. Biz bunu bir taraftan kendi tavsiye kurulumuza bir işte Profesör Gülnur Hanım'ı dahil ederek bir yerinden çözüme ulaştırmaya çalıştık ve hemen hemen her konusu açıldığında iyi ki yapmışız dediğimiz bir şey. Çok faydasını gördük. Bunu daha yakınımızdaki üniversitelerle aslında yapabilmenin bütün yollarını arıyoruz. Bence net olarak bir çözüm önerim olmasa da keşke daha iyi olsa dediğim şey odur. Yok, çok aslında söylediğin şey çok kıymetli. Kaldı ki Tek Vadi'nin bu raporla birlikte önerdiği bir etkileşim araçları seti var. Hı. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta gerçekleştirdiğimiz tandem günleri. Hı. Biz buna tandem günü ismini verdik. Her bir tandem gününün bir teması oluyor. Geçen hafta yaptığımız sağlık temalıydı. Hı. Ve bu sağlık temalı tandem gününde biz tanışacak kişileri bir araya getirip onları hızlı bir networking ile tanıştırmayı hedefliyorduk. Geçen hafta mesela Hacettepe Tıp Fakültesi'nden işini gücünü bırakıp bir profesör gelip orada girişimlerle tanıştı. Mesela çok böyle temaslarımız yine devam edecek yıl içerisinde. Bu röportajın içerisinde de rol çalıp böyle şey yapıyormuş gibi olmayayım ama söylediğine ek olarak hani bunu da amaçladığımızı bir daha yenilemek belki kıymetli olur. Çok çok kıymetli. Harika. Bunu duymak çok güzel. Bir de dünyaya baktığımızda yani bir Silikon Vadisi diye böyle mitleştirilen bir öykü var. O öykünün içerisinde şöyle şeyler var. İnce ayrıntılar ki Silikon Vadisi olması sebeplerinden bir tanesinin Stanford Üniversitesi'nin orayı bir tarım arazisi şeklinde değerlendirmek yerine orayı gerçekten böyle bir bilim yani bilgiyle bu bilginin ticari bir şeye dönüşebileceği, değiştirici, dönüştürücü bir rol edinebileceği bir yer için kullanmış olması diyebiliriz. Hı. Ki yine bir örnektir. Manhattan projesi başlarken ilk yaptıkları şey nerede nasıl yapacaklarını konuşmak değil de hangi yani kıtada kalan o bilim insanlarının, o bilgiye sahip insanların nasıl buraya getireceklerini düşünmek oluyormuş. Yani bu da çok senin dediğinle örtüşen çok kıymetli bir yer. Yani ticaret bir tarafta da bilimsel bilgi üreten birileri var ve bunların bir şekilde buluşması gerekiyor. Biz Ankara'mız için belki bunu Tek Vadi Ankara'yla da biraz hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ya bu ilk biz buraya konuşurken Mustafa ile işte şeyin üzerinden geçerken kağıttan üzerinden geçerken keseriz ya böleriz böldükten sonra devam ederiz ne olacak falan diye atlamalı kurgu diye düşünüyorduk ama şu anda tamamen hiç bir başladık hiç şey yapmadan devam ettik. Böyle güzel bir anı oldu bu da. Karlı bir Ankara gününde bizi buraya davet ettiğin için yine ben teşekkür etmeyi çok isterim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Vaktiniz varsa ofisi de size göstermek, gezmek tabii, isteriz. Zaten kameraman arkadaşım, yönetmen arkadaşım Emre muhtemelen o dolgu görüntüler için şu anda elleri titriyor. Hadi tamam, yapalım diye. Kapattıktan sonra onlara da devam ederiz. Harika. Tekrar çok teşekkürler. Tamam, biz teşekkür ederiz.